29 dekabr kuni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida yilning eng yaxshi asari respublika tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda uyushma a'zolari, O'zbekiston xalq shoirlari, yozuvchilari ishtirok etdi. Tanlovda 100 dan ortiq ijodkorlar o'z asarlari bilan qatnashdi. Noyabr oyida yilning eng yaxshi asari uchun tanlov boshlangan edi. Hozir mana shu tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Unda Xurshid Do'stmuhammadning 4 jilddan iborat nasriy asari hamda romanlari yilning eng yaxshi asari deb topildi. Yangi asr avlodida nashr qilingan ushbu kitob 4 jilddan iborat nasriy kitob katta hajmda chiqdi. 1-chi jildida hikoyalar, 2-chi jildida esa qissa o'rin olgan. Asarning 3-chi jildida romanlar va eng oxirgi jildidan suhbatlar hamda adib haqidagi maqolalar joy olgan. Va 50 yillik ijod namunalarını yığıp 4 cilt kitap sıfatında neşriyattan çıkartırken idim. Çap ettirilken idi. En evvela okuyucularga manzur olsa icatkar için bundan katta mükafat yok. Kale varsa bana şimdi itibar buluşu, izaz buluşu, itiraf buluşu icatkarga yana masuliyet yüklüydü. Adam hıcalet buladı. Bana şu itibarlarga ben layık icat kılışım gerek, mahsulat verişim gerek, icat namunalarını yaratışım gerek degen hayal gibi aradı. Ben fırsattan faydalanıp, barca halkımızı keliyetken yangi yıl bilen tebrikliyim ben. Bunda kuvancılı vakiyeler her bir tane hanedan ikirip varsın. Her bir tane hanedanı bayramı bulsun. Memleketimizi bayramı eğlenedi. Halkımızı bayramı eğlenedi. Ana şunu da küllerden koymasın. Bundan tashqari tanlovda Abdulla Qodiriy nomidagi eng yaxshi nasriy asar mukofoti bilan O'zbekiston xalq yozuvchisi Isajon Sulton Alisher Navoiy romani uchun taqdirlandi. Qolaversa bu yil faol ijod qilib, yangi asarlar bilan kitobsevarlar e'tirofiga sazovor bo'lgan Javlon Jovliyevning Qo'rqma romani ham taqdirlandi. Tanlovda g'oliblarga pul mukofoti, haykalcha va diplomlar topshirildi.